Deniz Haber TV'den merhaba. Ben Sedat Kurt. 26 Aralık 2014 bülteniyle karşınızdayız. Bültenimize ilginç bir görüntüyle başlıyoruz. Görüntüler 5 yıldızlı bir otelde değil, bir fabrikanın işçi yemekhanesinde çekildi. Denizli özellikle tekstil sektörü nedeniyle istihdam oranı en yüksek olan iller arasında. Şimdi sizleri Türkiye'nin en yüksek istihdamına sahip fabrikalarından birine, Menderes Tekstil'e götürüyorum. Ancak bu kez haberin konusu Menderes Tekstil'in üretimi değil, o üretimi gerçekleştiren binlerce işçinin yemek yediği işçi yemekhanesinde görmeye pek alışık olmadığımız manzara. Denizli'nin bölge çapında iş yapan yemek firmalarından biri olan Granta Bildot'un Unilever Food Solutions ile birlikte gerçekleştirdiği proje kapsamında geçtiğimiz günlerde Menderes Tekstil'in 5000'den fazla çalışanına tatlı ikramı yapıldı. 5 yıldızlı otellerdekine benzer bir sunumla öğle yemeği sırasında gerçekleştirilen tatlı ikramı ortaya bu renkli görüntüleri çıkardı. Unilever Food Solutions şirket şefi Yılmaz Güler ve satış temsilcisi Saadettin Fidan öncülüğündeki 8 kişilik bir ekip tarafından 2 günlük bir çalışmayla yapılan 8 çeşit tatlı güzel bir sunumla işçilere ikram edildi. 400 litre sütle yapılan 6000 kişilik sütlü tatlılar için neredeyse bir o kadar şeker, meyve ve benzeri gıdalar da kullanıldı. 6000 kişiliği her ne kadar ilk olsa da aslında bir işçi yemekhanesinde yaşanan bu lüks tatlı sunumu Denizli'de ilk değildi. Granta Bildot'un anlaşmalı firmalarının ücretsiz olarak sunduğu bu farklı projenin daha önce Denizli Çimento ve Yorsan'da da gerçekleştirildiği öğrenildi. Yine trafik kazası, yine ölüm ve geride öksüz kalan 3 çocuk. Sayın seyirciler, Pamukkale kavşağındaki kazada kontrolden çıkıp refüji aşan ve karşı şeride geçerek bir tıra çarpan otomobil aynı yolda arkadan gelen bir diğer tırın altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü Ülfet Işık olay yerinde yaşamını yitirirken araçta bulunan arkadaşı Emre Kuşkulu ise ağır yaralandı. Ülfet Işık'ın bir hafta önce 3. çocuğun dünyaya geldiği öğrenildi. Diren Denizli platformundan maskeli yolsuzluk eylemi. Platform üyeleri, geçen yıl gerçekleştirilen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun yıl dönümünde Gazi Bulvarı'nda protesto eylemi yaptı. Eyleme katılanlar buluşma noktasına maske takarak ve ellerindeki fenerlerle geldi. Grup, basın açıklamasının ardından iktidar eline sloganlar atıp olay yerinden ayrıldı. Denizli polisi son yılların en büyük kaçak sigara operasyonuna imza attı. Bir tırda pamuk çuvalları arasına gizlenmiş 175 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonla 1 milyon 300 bin liralık vurgun ödenirken 2 kişi gözaltına alındı. Miniklerin kurduğu mahkemede sigara ve alkole ağır ceza. Denizli'nin izcileri, gençlik ve spor kulübü üyeleri sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüş öncesi kurulan temsili mahkemede minik hakim karşısına çıkarılan sigaraya 50 yıl, alkole ise 100 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası verildi. Bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Deniz Spor'da eksikler teknik heyeti düşündürüyor. Malikov'un gönderilmesi ve Mehmet Cansın'ın kart cezalısı olmasının yarattığı sıkıntı Hakan Ateş'in takıma dönmesiyle giderilecek. Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor maçında Alperen'in de stoper olarak görev yapması bekleniyor. Anapartalar Lisesi basketbol takımına sıkıntı bastı. Okul sporları bayan basketbol il birinciliği şampiyonasında 3 maçta yönetmelik dışı öğrenci oynatan Anapartalar Lisesi, çeyrek finaldeki Denizli Lisesi maçında hükmen yenik sayıldı. Anapartalar takımı disiplin kuruluna sevk edildi. Şimdi hava durumu. İl genelinde hava parçalı bulutlu. Ancak Acıpayam, Baklan, Bekilli, Bozkurt, Çardak ve Çivril'de sisli bir hava hakim. Hava sıcaklığı en düşük -3, en yüksek 13 derece. Cumartesiden itibaren ise il genelinde hava 4 gün boyunca sürecek yağışlarla tanışacak. 5 günlük hava durumu detayları ve günün sıcak gelişmelerini denizlihaber.com'dan takip edebilirsiniz. Haftaya yani pazartesi günü aynı saatte görüşmek dileğiyle.